Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben PlayDDM Kırcan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Rubicon filmini konuşacağız. 2022 yılı yapımı bir film. Efendim bilim kurgu gerilim olarak geçiyor. Eğer distopya ve kıyamet sonrası senaryolardan hoşlanıyorsanız bu filmi rahatlıkla tavsiye edebilirim. Ama hani ben bu alanda filmleri çok sevmiyorum ama iyi bir filmse izlerim diyecek diyenlerdenseniz onları tavsiye etmiyorum. Yani orta şeker bir filmdi. Kötü ne çok iyi fena olmayan bir senaryo, fena olmayan bir kurgu, iyi oyuncular, e, ufak bir e, sanırım bütçeli yapılmış diyebileceğim bir film. Çünkü hani çok fazla bir şey yok filmde ama iyi bir senaryoyla bunu kurtarmış diyebileceğimiz bir film. Şimdi filmi henüz izlememiş olanlar için dediğim gibi eğer bu tarz bilim kurgu, gerilim işte dünyanın yok olacağı bir senaryo, işte bu tarz bir janreyi seviyorsanız, bu tarz dünyaları seviyorsanız ...bu filmi izlemenizi öneriyorum. Ama yok abi... ...ben hani iyi bir film izlemek istiyorum... ...çok iyi işte onun üzerinden dokuzluk bir film izlemek istiyorum... ...diyorsanız önermiyorum. Filmin konusuna gelecek olursak... ...film 2006, 2056 yılında başlıyor. E, dünyadaki devletler son bulmuş. E, Birçok problem dünyada devam ediyor. E, bir çeşit yeşiller hareketi... ...yani dünyayı kurtaralım... ...hareketi devreye girmiş. Ve ciddi anlamda küresel ısınmayla birlikte gelen problemler baş göstermiş. E, karanlık bulutların oluşturduğu e, kimyasal tehdidin oluşturduğu e, bu bulutların yayıldığı yerde insanları öldürebilecek kadar e, kötü hava koşullarının oluşturduğu bir tehdit dünyayı sarmış durumda. E, devletler yok olmuş durumda. Yerine büyük uluslararası şirketler dünyayı yönetmeye başlamış. Farklı şirketler farklı bölgeleri ele geçirmişler ve dünyayı yönetiyorlar. Bu ara bir firma, bunun arasındaki bir şirket uzayda bir deney yapıyor. Bu deneyde işte e, sudaki bulunan mavi yeşil alglerden ya da sadece yeşil alglerden bilemiyorum artık. Hani o kadar biyoloji <laughs> teknik bilgim yok öyle söyleyeyim. Bu algler üzerinden havayı temizleyebilecekleri bir düzenek, bir sistem oluşturmaya çalışıyorlar. Eee Projenin başında Dimitri isminde bir e, abimiz var. Oğlu Danilo ile birlikte bu projeyi yönetiyorlar. Daha sonra çalıştıkları firmadan ayrılıyorlar ve başka firmalara da projelerini satmayı düşünüyorlar. E, ve bunun üzerine çalıştıkları firma Hanna isminde bir e, casus yolluyor. Ve bu projenin bilgilerini çalıp geri getirmesini istiyor. Dünyaya getirmesini istiyor. E, ve Gavin isminde yine firmanın... Bu firmalardan birinin önemli konumundaki CEO'su gibi bir şey e, konumdaki adamın oğlunu e, ve Hanna'yı bir gemiyle bu tesise yani uzaydaki bu şeye e, istasyona giderken görüyoruz. Böyle başlıyor film. Ve bu tesise girdikten sonra sisteme girdikten sonra bu şeyde gemide 3-5 tane daha çalışan astronot var Dimitri ile birlikte. Fakat bunların sanırım süresi dolmuş dünyayı dönmeyi düşünüyorlar. Yanlarına çeşitli örnekler alarak Danilo yani Dimitri'nin oğlu ve ekip dünyaya yol alıyorlar. Yani potla dünyaya inmeye çalışıyorlar. Fakat tam o sırada bu karanlık bulutlar dünyayı yok etmeye, yok etme tehdidi olan bulutlar bir anda hızlı bir şekilde yayılmaya başlıyorlar. Gavin bir kimya mühendisi ya kimyager ve bu bulutların yayılmasını Çeşitli reaksiyonlar sonucunda olduğuna dair film sırasında bir tez ortaya atıyor. Ama bunun tabi bir dayanağı yok. Hızlı bir şekilde bulutlar yayılınca Danilo ve arkadaşları giderken bir kaza geçiriyorlar bulutlar yüzünden. İnmeleri gereken yere tam olarak inemiyorlar. Bir yanma oluyor ve şeyleri kapsülleri yok oluyor. Bunun üzerine artık film 3 kişiyle devam ediyor. Hanna, Gavin ve Dimitri. Tabi dünyanın neredeyse tamamını bu bulutlar kapladığı için iletişim kopuyor, şirketlerle bağlantıları kopuyor ve bu üçü burada bir nevi hapsolmuş olmuş oluyor. Burada çeşitli kendi aralarındaki diyaloglar başlıyor. Dünyanın bu şekilde hızlı bir şekilde yok olduğunu gördüğünde Gavin çevreci yeşil hareketin destekçilerinden birisi ve birçok insanın öldüğünü görünce resmen şey yapıyor, bir çeşit kriz geçiriyor panik atak geçiriyor ve daha sonra dünya artık hayat kalmadı burada yaşanmaz deyip kendini bir kapsülün içine sokup öldürmeye çalışıyor. Son anda işte Hanna ve Dimitri yetişiyorlar kurtarıyorlar e, Gavin'i. Dışarı çıkardıklarında da Dimitri diyor ki eğer diyor sen ölseydin biz de ölürdük. Çünkü bu gemi en az 3 kişi en fazla 6 kişinin karbondioksitine ihtiyaç duyuyor. Bu mavi yeşil alglerin hayatını devam ettirebilmeleri için bu döngünün devam etmesi için bir kişiye daha ihtiyacımız vardı sen ölseydin biz de ölecektik onun için lütfen bir daha böyle bir şey deneme bizimle birlikte yaşamaya devam et sen ölü, senin yaşaman bizim de yaşamamız anlamına geliyor onun için bunu düşünerek hareket et diyor daha sonra yerle iletişime geçmeye çalışıyorlar tabii bütün istasyonlar bitmiş durumda ee, ve bu üç arkadaş diyelim bu üç astronotumuz e, oldukça büyük bir şey Psikolojik çöküntü içine giriyorlar. Düşünsenize dünya üzerinde yaşayan belki 6-7 milyar insanın ölümünü izliyorsunuz. Ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu arada Dimitri sonra bir şey daha açıklıyor. Bu Argyler'le ilgili yapılan proje başarılı olmuş. Ve burada yaşayabildikleri süre, ölmedikleri sürece yaşayabilecekler. Yani Argyler'i kullanarak hayatlarını devam ettirebilecekler. argiler aynı zamanda onların oksijenini sağladığı gibi yiyecek olarak da kullanılabiliyor. Hatta bir alk türünü biraz daha değiştirerek bir çeşit alkol de yapmışlar. Ve burada onu alkol olarak tüketiyorlar. Aynı zamanda yiyecek olarak tüketiyorlar. Sonra idrarlarını ve dışkılarını bu alglerin çoğalması için, üremesi için bir çeşit besin maddesi olarak yeniden enjekte ediyorlar. Yani bir çeşit döngü oluşturmuşlar. Habitat oluşturmuşlar ve burada yaşayabildikleri, hani sonsuza dek yaşayabilirler bu döngüyü devam ettirerek. Sonsuza dek tabii saçma oldu. Hani ölümlü insanlar. Ama sistem bu şekilde işliyor. Bunu öğrendikten sonra evet dünyada yaşam son buldu ama en azından gemide yaşayabildiğimiz kadar yaşayacağız kafasına giriyorlar. Fakat bir süre sonra yeryüzünden bir mesaj alıyorlar. Şirket çalışanlarının bir sığınağında 300 kişinin hayatta olduğunu öğreniyorlar. bunun üzerine sığınağa gidip onları kurtarmak için bu arglerle var olan sisteme argleri yükleyerek zaten şirket bunun e, altyapısını önceden hazırlamışlar bu alpleri oraya götürüp sisteme enjekte edip 300 kişinin hayatını kurtarabilirler. Böyle bir durum var. Bu ara Hanna'nın kardeşi de asker olarak yeryüzünde çalışıyor ve bu mesaj aldıkları yerin yakınında bir yerde asker olarak çalışıyor ve Hanna'nın düşüncesi şu kardeşim orada olabilir onu da kurtarabilirim. Kafasındaki geçen şey bu. Gavin de oradaki insanları kurtarmak için oldukça hevesli. Oraya gidip kurtarmak istiyor. Fakat Dimitri'nin bu konuda biraz şeyi var. Pek istekli değil. Ayrıca Hanna'nın bir casus olduğunda iş geldiğin andan itibaren fark ediyor ve biliyor. Çünkü zaten asker olarak geliyor. Ve asker, Hani o tesiste ne işi var? Bir bilim adamı değil, bir mühendis değil, bir şey değil. Öyle gelmiş buraya. Dimitri diyor ki zaten asker yollamışlar. Senin bir casus olarak buraya gelip bilgileri yani buradaki kültürleri çalıp oraya götüreceğini ben biliyordum diyor. Bu şekilde aralarındaki şey de son buluyor. Hani böyle gizlilik de son buluyor. Artık birbirlerine oyun oynamıyorlar. Artık üçü birlikte hayatta kalmaya çalışıyorlar. Çünkü zaten casusluk yapmaya çalıştığın firma şirketin de çalışanı kalmamış. Yeryüzündeki herkes öldüğü için firmalar da bitmiş durumda. doğal olarak birbirine oyun oynamaları da gerekmiyor ve birbirine açık 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 her şeyi konuşmaya başlıyorlar. Gavin'in de babası büyük ihtimal buraya bir kimya mühendisi olarak değil. Oğlu hayatta kalsın. Orada hayatta kalma şansı var. En azından oğlumu kurtarayım diye oğlunu yollamış. Aslında hani bir şey yok. Hani Gavin'in bilgisinden yararlanmak gibi bir dertleri yok. Gavin de ilk başta kendisini bir kimyager olarak oraya gittiğini sanıyor. Ama sonradan babasının böyle bir şey yaptığını o da biraz farkına varıyor. Bunun da bir bozuluyor bu duruma. Çünkü Gavin daha idealist biri. İşte dünyayı kurtarmak isteyen, insanlar ölürse ben de onlarla birlikte öleyim diyen daha hassas birisi. Öyle bir karakteri var. Dimitri ise daha... Şirketlerin işleyişini, insanların ne kadar acımasız olduğunu, dünyanın ne kadar e, sahtekarlıklarla dolu bir dünya olduğunu farkında olan daha tecrübeli ve olgun bir karakter. Hanna ise görevini yapıp kardeşiyle kendisini kurtarıp yani daha alt kesimden gelip e, hayatını kurtarmaya çalışan ve görevlerini yerine getirdiğinde bunun olacağına inanan birisi. Fakat e, işte burada şöyle bir ikileme düşüyor karakterler. Aşağı inip... Oradaki insanları kurtarabilirler ama Dimitri bunu istemiyor. Dimitri'yi terk edip gittiklerinde ikisi gidecek, Dimitri ölecek. Çünkü sistem Dimitri'nin yaşamasını müsaade etmiyor. Böyle bir ikileme düşüyorlar. Yani gidelim mi, gitmeyelim mi? Dimitri'yi de ikna edip gitmek istiyorlar. Defalarca yani film boyunca 3-4 kere gitme aşamasına gelip vazgeçiyorlar. Gitme bir biri vazgeçiyor, bir öteki vazgeçiyor. Olaylar silsilesinde böyle oluyor ve sonradan işte bu 300 kişilik ekipte konuştuklarında e, ee, tesisi askerlerin alınmadığını öğreniyor Hanna. Tam kurtaracak onları gidip işte elinden gelen her şeyi yapacak. Bu arada Hanna'nın hamile, olduğunu öğreniyoruz. Gavin'le birlikte oluyor. Burada tabii iki karakterin Hanna'nın ve Gavin'in ne kadar e, bencil insanlar olduğunu görüyoruz. Sonuçta bu görüşmeyi yapmadan önce dünyada kalan son üç kişi olduklarını düşünüyorlar. Ve ikisi birlikte oluyorlar ve üçüncü Dimitri'yi kenara itiyorlar. Bu büyük bir haksızlık, büyük bir bencillik. Orada üç kişiniz, üç kişi takılsanız da kardeşim niye ikiniz birlikte oluyorsunuz. Dimitri e, ark suyu içip sizi izliyor. Yani onu da aranızda katsanız da zaten 15-20 metrekarelik bir yerde birlikte takılıyorsunuz. 3 tane oda var. İkiniz birlikte keyifli vakit geçirmeye başlamışsınız. Dimitri de aranızda alsanız da hainler. Ama almıyor. <laughs> Ama almıyorlar. Gariban Dimitri, yaşlı Dimitri'miz. E, onlar öyle baş başa odada öpüşüp koklaşırken o da camdan yok olmuş dünyayı izliyor. Yok olmaya yüz tutmuş dünyayı izliyor. Her neyse bu ses kaydını ya da ses e, iletişim kurduktan sonra istasyonla Dimitri ve Gavin pardon Hanna ve Gavin oraya gitmek ve o insanları kurtarmak istiyor. 300 kişiyi kurtaracaklar. Dimitri de boş verin lan diyor. Hani 6-7 milyar insan ölmüş. 300 kişiyi de kurtarmayı verelim kafasında. Bir şekilde ikna etmeye çalışıyorlar. Tam ikna ettik ben derken bir gidecek gibi oluyorlar olmuyor. işte bir, bir şeyler oluyor falan derken e, oradaki askerlerin tesise alınmadığını yani vatandaş oradaki şirket çalışanlarını askerler kurtarmışlar çocuklarıyla ailesini işte çalışanların CEO'ların yönetici konumdaki şirketin adamlarını tesise sokmuşlar. Fakat e, bu siviller sonra kapıları kapamışlar askerleri dışarıda ölüme terk etmişler. Ve 3-4 günlük oksijenleri var eğer çünkü bütün yer şey e, hava kirli ve bu kirli havayı temizleyecek bir sistemleri demek yok. Filtreli bir sistemleri yok. Ancak bu alpler gelirse kurtulabilir. Burası biraz saçma tabii yani niye yeryüzünde uzun süre dayanabilecekleri tesislerdeki filtreleri hazırlamamışlar. Orası biraz tuhaf. Demek ki öyle bir kimyasal reaksiyon gerçekleşmiş ki havada bunu filtreyle de temizleyemiyorlar. Yani En azından onu anlıyoruz. 3-4 günü kavamız kaldı diyor. Oradaki hava mı yoksa filtrelerin artık dayanacak gücü bu mudur bilmiyoruz o kısmı ama hani senaryo gereği ancak bu alpler aşağı indirilip tesise konulursa ancak o şekilde hayatta kalacaklar. İşte tam gidecekleri sıra şey Dimitri de ikna olduğu sırada Hanna bu haber alınca yani dışarıda bırakıldığını öğrenince kardeşi de dışarıda bırakıldığını anlıyor. Ve kardeşiyle ilgili ümit son ümidi bitiyor ve bir anda şey oluyor. ''Ulan siz ne biçim adamsınız kardeşimi ölüme terk ettiniz.'' ''Gelmiyorum. Hani bir sürü riske gireceğim. Doğru düzgün bir GPS yani bir alet sistem yok. Oraya bir hayatımı tehlikeye atıp sizin için ineceğim. Ve yolda giderken çocuğumu kaybedeceğim. Peki bunları ne için yapıyorum? Ee, sadece kendilerini düşünen bencil ve onlar için mücadele eden askerleri dışarıda bırakıp ölüme terk eden bir avuç bencil, zengin, pislik için mi bunu yapacağım?'' diyor ve vazgeçiyor. Bu sefer Hannah vazgeçiyor Dimitri ikna olmuşken. Ee, Gavin bunları ikna etmeye çalışıyor zorluyor falan tabi Hanna ve asker olduğu için Gavin'i indiriyor böyle bir şey beceremiyor Gavin ve sonradan Gavin madem öyle ben kendimi öldüreyim hani burada sadece minimum 3 maksimum 6 kişi yaşayabilir demişti ya Dimitri daha önce madem öyle kardeşim ben kendimi öldürüyorum siz de burada yaşayamayacağınıza göre siz ikiniz gemiye binip gitmek zorundasınız diyor ve kendini öldürüyor intihar ediyor fakat Dimitri ondan sonra çok üzülüyor bu duruma. Çünkü Dimitri mer Gavin tekrardan intihara kalkışmasın diye yalan söylemiş. Yani aslında iki kişi de yaşayabilirlermiş. Hatta bir kişi de yaşayabilir. Ee, sırf işte Gavin tekrar tekrar intihara girişmesin. Hani diğer iki insan için yaşamak zorundayım. O hassas karakterini kullanarak Dimitri onu hayatta tutmaya çalışmış. Ve böyle bir yalan söylemiş. Aslında hani ölme gibi bir şey söz konusu değil. Yani Gavin boşu boşuna intihar etmiş oluyor. Ee, bu da oldukça trajik ama biraz da Komik yani, gereksiz Gavi'nin Gavin böyle kendini öldürmeye yönelik müthiş hassas, müthiş kırıdan yapısı sonucunda sonunda ölmeyi başarıyor. Yani kendini öldürmeyi başarıyor o kadar kurtarmaya yapan çalışmalarına rağmen. Ee, bu ikisi, Dimitri ve Hanna burada yaşamayı kafaya koyuyorlar. Oradaki 300 kişiyi de kurtarmıyorlar. Birlikte mutlu mesut yaşıyorlar. Burada çocuğu da oluyor, çocuğunu da doğuruyor. Çocuğu da büyüyor, aradan yıllar geçiyor. Sonra bir bakıyoruz dünyadaki o kara bulutlar gitmiş. Dünya kendini yenilemiş. Ve bir gün işte bir telsiz konuşması, çocuk telsiz oynayıp konuşurken aşağıdan bir başka çocukla iletişime geçiyor. Meğer aşağıda hala yaşayan insanlar varmış. Filmimiz de tam burada bitiyor. Şimdi böyle baktığımızda ilk önce bir bu filmin 15 dakikadır filmi anlatıyorum aslında. Filmin genelim eksik yanları. Bir, astronotlar çok cıvık. Yani bu kadar duygusal, bu kadar... Tamam dünyanın yok olmasından sonra yani o gaz bulutunun Karanlık bulutların dünyayı kaplamasından sonra herkes psikolojik olarak bir çöküş içine girer ve bu yenilmişliği kabul edebilir. Fakat buradaki hani giden astronotlar da çok lakayt, gelenler de çok lakayt. Hani böyle şu an bildiğimiz astronotlar hani binlerce insanın içinden seçilip özel eğitim alıp birçok bilgiyle çok seçilmiş kişiler astronot olup gidiyor. Şey diyor Dimitri bir yerde işte astronotluk da eskisi gibi değerli değil. Artık herkes astronot oluyor. Kardeşim gibi bir şey söylüyor. Ya film 2056 yılında geçiyor. 2024 yılındayız. Yani arada ben mi tarihe yanlış baktım? 2156 yılında falan mı geçiyor acaba? Allah Allah. Ben mi hiç şey yaptım? Hani böyle olunca biraz şey oluyor. Bakayım mı? Ben son baktığımda 2056 diye gösteriyordu. Yani 30 yıl var. 30 yılda Astronotluk bu kadar dandik bir mesleğe mi dönüştü? Yani herkesin astronot olabildiği bir dünyaya mı dönüşü 30 yılda? Nasıl bir teknolojik gelişme olabilir ki buna evrilmiş olsun? burası biraz şey, eee tırt bir durum. İkinci tırt durum. Bunlar 30 yıl içinde bir şeyde uzay istasyonunda yer çekimli ortamda gezmeyi mi başardılar? Bu kısım da biraz tırt olmuş. Yani biraz havada süzüldükleri bir şey olsa daha mantıklı olur. Yere basarak yani bir yeryüzünde gibi yürüme, o gravitiyi sağladıkları filmler var. Uzay filmleri var. Mesela geminin içinde yürüyebiliyorlar birçok filmde. Ama onlar çok ileriki tarihlerde geçiyor. 2300'lü yıllarda, 2500'lü yıllarda geçiyor. Yani 300-400 yıl sonra böyle bir artık uzaya çok giderek böyle bir teknolojinin geliştiği ve böyle bir sistemin olduğu uzay mekiklerine okeyim. Ama bunlar 30 yıl sonra... Mı? Bu kadar ileri gidiyorlar. Yani 30 yılda ne oluyor da bu kadar ileri gidiyor bu teknoloji? Burası biraz muallak olmuş. Belki 2250 gibi bir tarih koyarsalar daha mantıklı olurdu. Bunu söylerken emin olmak için şöyle bir bakacağım. Konusu diyelim. Emin, ol emin olmak istiyorum. Yanlış bir şey konuşmak istemiyorum videomda. Onun için senaryosuna bir daha bakmak istiyorum efendim. Ve burada senaryosu yok. Harika. Şurada senaryosu var mı? Şurada senaryosu var mı? Abi senaryosunu niye hiçbir yerde yazmıyor bu filmin? Allah Allah. Ben nerede bakmıştım? Senaryosu yok. <laughs> 2056. Evet. Yanlış söylemiyormuşum. 2056 yılında geçiyor bu film. Astronotlar, astronot gibi değil. Uzay mek şeyi te, e, istasyonu, uzay istasyonu gibi değil. Uzay istasyonuna bu mühendisler işte neyse işte bu elemanlar çıkıyorlar abi, orada işte alkollü al içip işte mavi şey alkolü yapmışlar öyle onları içip e, kumar oynuyorlar. Ha tamam o zaman öldürmek için yaptıkları bir hobi gibi bir şey, yani gerçek kumar oynamıyorlar tabii falan ama yani gerçekten bu mudur? bu kadar elit seçilmiş, özel seçilmiş asker, kimyager, işte ne bir mühendis bilmem ne oturup böyle şeyler mi yapıyorlar? İşte bilmiyorum hani birazcık daha gerçekçi bir uzay meki ya da uzay istasyonu tasarlayabilir ve karakterleri ona göre şekillendirebilirlerdi. Pek öyle olmamış. Sonra Dimitri diyor ki ben işte bilmem kaç yıldır bu istasyonda duruyorum diyor. Normalde uzayda uzun süre zaman geçen insanların kaslarında erimeler, kemik yapısında falan bazı sağlık problemleri oluştuğu biliyorum. Belki ben yanlış biliyorum. Doğru bilenler aşağı yorum olarak yazabilir. Yani uzayda uzun süre zaman geçirdiğinizde vücudunuzda ciddi problemler, sağlık problemleri oluşuyor ve çok uzun süre uzayda zaman geçirmiş bir astronot dünyaya indiğinde dünya yeniden adapte olması, sağlık sorunlarını gidermesi uzun bir süreç gerektiriyor. Yani çok uzun süre uzay istasyonlarında zaman geçiremezsiniz ama Dimitri uzun süre geçirmiş oluyor ve hanımefendi gidiyor 6-7 yıl yaşıyorlar orada. Çocuk orada doğuyor, işte orada büyüyor falan. Bu pek teknik olarak mümkün bir şey değil. Hani tabii ki çocuğun doğup orada bir uz uzun bir senaryo, yani e, yıllar uzun uzadı orada geçecekleri bir süre senaryo koy koyulduğu için bundan vazgeçmişler. Bu gerçeklikten vazgeçmişler. Bu tip e, küçük küçük hatalarımız var efendim. Bununla birlikte e, verilen kararlar, anlık bu değişimler, bunların çok hızlı, çok kısa sürede gerçekleşmesi, biraz tadımı kaçırdı. Keşke böyle uzun uzun bu olaylar gerçekleşseydi. İşte o yerdeki 300 kişilik ekip bunlara mesaj attığında işte 2 haftalık havamız kaldı. İşte ona göre ya da 1 aylık süremiz var. Filtrelerimizin e, süresi bu korkunç hava koşullarına ancak bu kadar dayanabiliyor, dayanabiliyor gibi bir şeyler söylenseydi. Biz de bunları bunlara göre yavaş yavaş karakterlerin uzun uzun düşünerek karar verdikleri daha böyle felsefi cümleler kurdukları daha yavaş bir film izlesek daha iyi olurmuş. Yani böyle, bu tarz filmlerde, ...bu bu distopya filmlerinde olayların çok hızlı gerçekleşmesi benim biraz canımı sıkıyor. Çünkü bu tip olaylarda kararlar çok hızlı alınmaz. Mesela hemen aşağı ineceğiz. İyi potu hazırla binelim gidelim gibi bir durumun olmaması lazım. Uzun uzun mesela iki hafta geçti. Ne karar verdiniz? 3 hafta geçti ne karar verdiniz? Yani uzun bir süreçte neler yaşadıklarını ve bu psikolojik travmaların, dramalarının daha yayılarak işlendiği bir senaryo olsa bence daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Sonra çok büyük bir sıkıntısı daha var filmin. Dimitri'ye niye aranız almadınız? Yani sevgili Gavin, sevgili Hanna. Abi hiç mi şey yapmadınız yani? Hiç mi utanmadınız? Bu adam sizi hayatta tutuyor, sizi hayatta tutmak için. Ya insan Gavin en azından işte Hanna falan teklif eder. Ya sen de gel orada oturuyorsun. Habire ark giyip ark içiyorsun. Yani bu pek makul bir iş değil. Gel kardeşim sen de aramıza katıl falan. Niye de bu çok üzdü beni. Neyse. Bir de sonra Gavin'in çocuğuna babalık yapıyor yani. Her neyse. Film böyle bir film. Tekrar diyorum. izlenir Gideri var. Çok iyi bir film değil. Çok kötü bir film değil. Bu söylediklerim Last Sentinel. Sentinel. Son Bekçi diye bir film vardı. O da distopik bir dünyada geçiyor. O yeryüzünde geçiyor. Benzer bir durumları var bu filmle. İkisi de çok küçük bir alanda geçiyor. Ve az sayıda oyuncuyla bize bir şeyler sunuyor. Orada 4 tane oyuncu vardı. Burada üç tane oyuncu var. Tabii 3 dört tane de yan şey, diğer astronotlar falan var ama onlar hemen ilk 5-10 dakikada gidiyorlar. Onları ben saymıyorum. Üç tane ana oyuncuyla şey geçiyor. Filmin tamamı geçiyor. sonradan bir tane de küçük çocuk oluyor ama onu da saymıyorum yani. yani demek istediğim çok fazla oyuncusu yok. Burada tabii daha iyi CGI görsel efektler uzayda geçtiği için birkaç özellikle mekiğin dışına uzay mekiğin dışına çıktığı birkaç sahne var işte Hanlan'ın falan. Onlar fena değil güzel. Ee, çok küçük bir alanda çekilmiş yani toplasan 3 tane odadan oluşan bir uzay mekiğinin içindeyiz. Yani çok para harcanmamış bu filme. Orta seviye bir bilim kurgu film yapılmış. Hani diyoruz ya Türkiye'de bilim kurgu film yapılabilir mi? Distopya filmi yapılabilir mi? İşte kıyamet sonrası senaryo anlatan bir film yapılabilir mi? Bu ikisi iyi örnekler. Rubicon'da öyle, Last Sentinel'de öyle. Yani bu iki film büyük ihtimal az bir bütçeyle, az oyuncuyla, az bir dekorla, biraz CGI birinde var. Birinde biraz daha az yapılmış iki tane film görüyoruz. İki tane örnek görüyoruz. Acaba Türkiye'deki yönetmenler senaristler böyle bir senaryo yazıp böyle bir film çekebilirler. Çünkü çok daha yüksek rakamlarla daha büyük işler yapılmaya çalışıldı. Bu Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı işte dünyadaki güneşin işte öyle bir film vardı işte güneş ışınlarının dünyadaki herkesi öldüreceğimi öldüreceğimi öyle bir şey vardı. Alternatif olarak böyle bir şey yapılabilmiş. Yani oradaki harcanan para Orada harcanan emeğe karşın burada belki daha az emek daha az para harcanarak yapılmış gibi gözüküyor. Tabi ikisinin bütçelerini bilmiyorum şu an tamamen sallıyorum onu söyleyeyim. Yani demek istediğim bu tarz işler yapılabilir. Ee, az kişiyle bir yerde sıkışmış kalmış şey gerilim içeren bir bilim kurgu filmi Türkiye'de de neden yapılmasın? Demek ki yapılabiliyor hani bunları izlediğimizde. Türkiye'de de alternatif yapılabilir diye düşünüyorum. Yeter ki iyi bir senaryo olsun. Türkiye'de de iyi, iyi senaryo yazabilecek iyi senaristlerimiz olduğuna inanıyorum. Videomda burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Başka filmler, Let's Play videolarımızda şeyimiz devam edecek, kanalımız devam edecek. Durmak yok, yola devam diyorum. Hayatınızdan pd eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.